Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu, geçen hafta söylemiştim, ilgi açlığı olacak diye. Evet, ilgi açlığı yaşayanlar ve ilişkilerine tutunamayan insanlardan bahsedeceğiz. Hayatı mış gibi yaşayan insanlardan bahsedeceğiz bugün arkadaşlar. Ve hani daha çok videolarım içerisinde kadın erkek ilişkilerinden bahsediyorum. Etrafınızda ya da hayatınızdaki insan hayatımış gibi yaşayan bir insan mı? Yani size aşıkmış gibi davranan, aslında aşık olmayan bir insan ya da iş çevrenizde, arkadaş çevrenizde sizinle yakınlık kuran, yakınmış gibi ama aslında yakın olmayan bir insandan bahsediyoruz. Evet, bu ilgi açlığı olan, tıpta da histrionik kişilik bozukluğu olarak geçen insanlarla ilgili dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında üzülmek istemiyorsak. Peki, şimdi bu ilişkilerine tutunamayan insanlar dedik. Histrionik kişilik bozukluğu yaşayan insanlar. Bir gözlemleyin bakalım, ben başlıklar aktaracağım size. Bu başlıkların ne kadarı bu insanlarda ya da hayatınızdaki insanda var. İşte eğer ki varsa, evet, çok sağlıklı bir ilişkiniz yoktur. Muhtemelen ya bitti ya bitiyordur. Yani yakında yolcu olabilir. Böyle bir kişilikle birlikteyseniz sağlıklı bir ilişki yaşamak maalesef mümkün olmuyor arkadaşlar. Evet, ilişkilerine tutunamayanlar dedik. Histriyonik kişilik bozukluğundan bahsetmek gerekirse, histrio Latince'de arkadaşlar aktör, rol yapan, iyi oyuncudan bahsediyoruz aslında. Oyuncu kişilik olarak geçiyor. Evet, yani hayatınızdaki insan oyuncu bir kişilik mi? Aşk oyunu mu oynuyor sizinle ya da arkadaşlık oyunu? Hı? İşte bunun için diyorum, bu paylaşacağım başlıkları lütfen bir gözden geçirin diye. Evet, derinliği olmayan, her şeyi abartılı yaşayan, her şeyi aslında sahnedeymiş gibi yaşayan bir kişilik bugünkü konumuz histrionik kişilik arkadaşlar. Evet, başkalarını etkilemiyorsam ben bir hiçim kafası yaşayan bir insandan bahsediyoruz. İlgi açlığı, onay açlığı, beğeni açlığı yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Peki şimdi bu abartılı kişilikle ilgili detaylara geçelim. Bu kişileri zapt etmek zor ilişkilerde, özellikle onu da belirtmek istiyorum. Örneğin şimdi bakalım, hayatınızdaki insan ya da etrafınızdaki insanlarla ilgili lütfen değerlendirme yapın. Ben bu başlıkları saydıkça siz de bir kafanızda o böyle, o şöyle, onlar bunlar şunlar diye artık tanımlarsınız siz. Sosyal medya paylaşımını abartanlar. Evet. Her şeyi, yediğini, içtiğini, kendini ne bulursa sosyal medyaya atanlar. Çöp bulsa çöp atanlardan bahsediyoruz. O derece sosyal medya paylaşımını abartanlar. Evet, ilgi açlığı yaşayanlardır arkadaşlar. Ve bu sosyal medya paylaşımlarını yapan kadınlara ve erkeklere baktığımızda böyle enteresan, değişik, yandan, önden, arkadan, yani bütün cephelerden pozlarını, boydan fotoğraflarını görebiliriz biz bu insanların sosyal medyalarında. İlgi açlığı, birileri beni beğensin, ben de varım, beni de görün. Evet, o yüzden yapıyorlar zaten. Ve bunların aslında baktığınız zaman paylaşımlarına sanki bir model, bir manken havasında görebilirsiniz. İşte o duruşlar arkadaşlar ya da o giyim tarzı, nasıl yani? Ya bu mankenlik falan mı yapıyor da bizim haberimiz yok dersiniz. Halbuki çok alakasız bir şey yapıyordur yaşamda ama öyle. İlgi açlığını giderebilmek adına değişik işte duruş şekilleri, işte değişik selfiler, değişik fotoğraf, ne bulursa işte çekiniyor, paylaşıyor arkadaşlar. Evet, sonra ilgi çekmek adına arkadaşlar, bu ilgi açlığı yaşayanlar ciddi konuları bile sosyal medya hesaplarında maalesef malzeme yaparlar. Yani aslında hani zaman zaman sıkıntılar yaşarız yaşam içerisinde ama kol kırılır, yen içinde kalır deriz ya. Sağlıklı düşünenler
Bu histriyonik kişilik bozukluğu yaşayanlar, yani görmüşsünüzdür cenazesini, yani paylaşanları değil mi? Hani işte dedem vefat etti, anneannem vefat etti, anneannesi de mesela fotoğraf çekip atıyor ölmüş haliyle. İşte böyle çok hani sağlıklı paylaşım yapamıyor. Hastalanıyor işte hastanede. Orası burası bandajlı mesela fotoğraf paylaşıyor. Evet, ilgi açlığı yaşayan insanların paylaşımlarında bunları görürüz. Olayları dramatize ederler. Yani ve o başlıklara da öyle daha böyle olayı acı hale getirecek şekilde başlıklar atarlar. Evet, sonra bu arkadaşlar başka neler yapıyorlar? Bunların ayarı biraz kaçık arkadaşlar. Mesela nasıl kaçık? Şöyle kış ayında yaz ayıymış gibi kıyafetler giyinirler. Evet, yani sanki yaz gelmiş bizim haberimiz yok, o arkadaşın haberi var. Evet, kış günü yazlık kıyafetler giyerler. Yani biz mi acaba sadece diye kendimizden şüphe ederiz değil mi? İşte ilgi açlığı arkadaşlar bu. Sonra çok iddialı takılar tokalar takarlar. Beylere baktığımız zaman işte onların da kıyafetlerinde böyle çok hani üşüyebilecek durumda, ama yani kışa uygun olmayan bahardan kalma kostümleri görebiliriz. Ya onlar da yakayı bari ayrı açarlar. Evet, bu insanlara mesela rastladığımızda sokaklarda artı özelliklerini saymaya devam edelim. Yüksek sesle konuşurlar, yüksek sesle kahkaha atarlar. Mesela hesap isteyecek, hesap gelsin gibi yüksek sesle garsonu çağırırlar. İşte ilgi çekmek amaçlı zaten bunların bu hareketleri arkadaşlar. İlgi arsızlarından bahsediyoruz şu anda. İlgi açlığı yaşayan insanların toplumdaki sergilediği tutum ve davranışlar bunlar. Sonra bunlar mesela çok flörtöz davranırlar karşıdaki insanlara. Çok böyle ağdalı yaklaşımlarda bulunurlar. Sonra arkadaşlar çapkın tavırları görüyoruz. Gözümüzden kaçmıyor değil mi? Dış görünümünde fazla iddialı olurlar. Sonra ayartıcı bir ses tonu kullanırlar. Tiyatraldır bunlar arkadaşlar. Her şeyi abartarak yapıyorlar ya. Mesela seslenecek arkadaşına, arkadaşım bakar mısın? Şunu da alabilir miyim arkadaşım? Sanki sahnede, evet sahnedeymiş gibi oyuncu kişilikten bahsediyoruz. Sahnedeymiş gibi ses tonu kullanırlar. Ayartıcı ses tonu, flörtöz tavırlar dedik, çapkın tavırlar dedik arkadaşlar. Sonra abartılı jest ve mimikler. Hani siz böyle yaparsınız, o böyle bir abartır kollarını, hani şöyle açsa yetecek, şöyle bir abartı abartı açar. Evet, beden dilini, mimiklerini, jestlerini çok abartılı kullanan insanlardan bahsediyoruz. Sonra bunları abartılı kullanırken mesela bu insanı gördünüz, nasılsın dediniz, başlar bizim oyuncu. Muhteşemim, harikayım, mükemmelim, çok iyiyim. Böyle tavırlar sergiliyorlar. O kişi, bunlarda bir de duygu durumları çok inişli çıkışlı olur arkadaşlar. Mesela bir şey oldu, onaylanmadı, tamam mı? Bunlar onayla işte ilgiyle beslendikleri için ola ki gerekli ilgi, beklediği bilgi gelmedi, onay gelmedi. İşte çok iyi, muhteşem olan bizim şahıs bir süre sonra nasılsın diye sorduğunuzda çok kötüyüm, berbat durumdayım, hiç iyi değilim, üstüme gelmeyin, of canım çok sıkkın, başım ağrıyor, midem ağrıyor, sonra şimdi bayılacağım der. Hatta bayılanları da var arkadaşlar, haberiniz olsun. Bu histriyonik kişilik bozukluğundan bahsediyoruz. İlgi açlığı yaşayan insanların tavırları. Evet, aktarmaya devam edelim. Bir de mesela tanıştıkları insanlarla, yeni tanıştılar, hemen samimi olurlar. Hemen canım ciğerim bölümüne geçiverirler. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ve arkadaşlar çabuk samimi oluyorlar. Sonra bunlar da şey de vardır. Böyle hediyeleşme işi. Mesela birinin doğum günü atlamaz. Özel bir gün atlamaz. Hemen onay almak istiyor. Alkış almak istiyor. İşte beğenilmek istiyor ya. Böyle özel zamanları atlamayan insanlardır. Bunların çok sık hediye aldığını görürsünüz etrafta. Fazlasıyla varlar. Fazlasıyla demişken aslında araştırmalara göre arkadaşlar toplumumuzda
%2-3 oranında erkeklerde gözlemleniyormuş. Bir tık kadınlarda daha fazla olduğu da belirtiliyor. Onu da atlamayalım, onu da paylaşmış olayım. Ve aynı olaya farklı tepkiler veriyor bunlar. Mesela bugün bir olay yaşandı. Ha, güzelmiş diyen bu şahıs yarın mesela aynı olayla ilgili bir başka insanlar ya da insan var diyelim. Çok kötü olmuş ya. Hani o insanların duruşu, tavrı nasıl bir yöndeyse o da hani beğenilmek istiyor, karşı taraftan onay almak istiyor ya. Yani aynı olayla ilgili farklı tutum, tepki sergiliyor. Onu da belirtelim arkadaşlar. Sonra bunlar da abartı çok arkadaşlar. Mesela yani her şeyi çok yapmayı seviyorlar. Bir de şunu unutmamak lazım. Nerede abartı var, orada bozukluk vardır. Onun için gözünüzü lütfen açık tutun. Çok gezerler bunlar. Çok dolaşırlar. İşte zaten gezdikleri, dolaştıkları yerleri de dedik ya sosyal medyaya atarlar diye. Sonra çok alışveriş yaparlar. Bunların gardırobu bir hayli zengindir. Ama tatmin olurlar mı? Hayır, olamazlar. Sonra çok insan tanırlar bunlar. Mesela sosyal çevreleri falan geniştir bunların. Yani ilgi açlığı olduğu için ne kadar çok insan o kadar çok onaylanma ve ilgi açlığının karşılanma durumundan kaynaklı. Yenilik severler, heyecan severler, işte atraksiyonlu işleri severler, kendilerini göstermeyi severler. O yüzden her şeyden fazla fazla yaparlar. Çok yerler, çok içerler, çok gezerler. Öyle düşünün. Bunları mesela gözlemlediğiniz zaman ha bunun ilgi açlığı var değil mi? Bir durun. Çünkü eğer ki ola ki mevzu ikili ilişkiye gelirse eyvah çok sıkıntılı bir durum oluyor. O yüzden de evet belki arkadaşlıkta mesafeler çerçevesinde iletişimde olabilirsiniz ama hani samimi olmuyor zaten arkadaşlıkları ya da ilişkileri çok yüzeysel oluyor arkadaşlar maalesef. Hani bunlar aşıkmış gibi davranan, seviyormuş gibi davranan, samimiymiş gibi davranan insanlardan bahsediyoruz. Oyuncu kişiliklerden bahsediyoruz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ve mesela bunlarda yalan da vardır. Örneğin yaşanmamış olayları sanki yaşanmış gibi anlatabiliyorlar. O yüzden de evet bu kişilik aynı zamanda yalancı kişilik. Onu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, şimdi hemen toparlayalım. Şöyle bir bölüme geçelim. Tamam işte dedik bu insanda şu var, bu var, bu var, şu var, ilgi açlığı var. Seviyesini tam tespit etmek için yani birçok başlık var. Onları da katmak da gerekiyor ama çoğu varsa evet bir ilgi açlığı olan histriyonik bir kişilikle karşı karşıya olabilirsiniz. Biz şimdi asıl hani kadın erkek ilişkilerine dönük videolar çekiyorum ya bu histriyonik kişiler ilişkilerinde ne yapıyorlar? Nasıl tutum sergiliyorlar? Oraya geçelim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki karşınızda işte böyle sizden hoşlanan biri var ya da çıktığınız kişi de bu olabilir bilmiyorum ya da ayrıldığınız insan da böyle bir insan olabilir ama biz şimdi bunlar birini kafaya takarsa ne yapıyor? O bölüme bir geçiş yapalım. Diyelim ki bu ilgi açlı olan insan birinden hoşlandı. Bu siz olabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Ne yapıyor? Bu ilgi açlığı olan insan birinden hoşlandığında, birini kafaya taktığında yollara düşüyor arkadaşlar. Ne gerekiyorsa bakın her şey mübah diye bakıyor ve gereğini yapıyor. Nereden başlıyor işe? Yani hani daha çok işte son yıllarda sosyal medya üzerinden insanlar bir etkileşim oluşturmaya çalışıyorlar ya sosyal medyanızı hedef alacaktır muhakkak. Ne yapacak sosyal medyada? Her paylaştığınız şeyi bir kere beğenecek ki beğeniyorlar. Her paylaştığınız şeyin altında yorum bırakıyorlar arkadaşlar. Ve bu yorumlarla aslında baktığınızda ya bir hayranım daha oldu dedirten. Ha, aklı da başında sanki dedirten yorumlar. Evet, bilinçli yorumlar bırakıyor. İyi bir oyuncu unutmayın. İyi senaryolar yazıyor. Her zaman sahnedeymiş gibi, alkış alacakmış gibi bir performans sergileyen bir insandan bahsediyoruz. Ve döktürüyor işte arkadaşlar. İşte şöyle, işte böyle güzel 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 yorumlar yapıyor. Sizi etkilemeye yavaştan başlıyor. Ve hani karşı karşıya geldiğinizde de böyle tavırları, davranışları böyle hani
empati yapabilen, aslında yapamayan ama empati yapabilen, böyle her şeyinize koşabilen, işte A dediğinizde B'yi yapabilen bir kimlik gibi karşınızda duruyor. İyi oyuncudan bahsediyoruz. Aşk oyununu iyi oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha önce provalarını yapmış, bunu unutmayın. İyi bir sahne performansı sergiliyor o yüzden. Sizi hayatına dahil etti diyelim. Siz hani sonuçta böyle o kadar çok adım attı ki etkilendiniz neticede ve ya aslında evet aradığım insan bu insan. Güzel bir aşk yaşarım ben bununla dediniz ve ilişkiye başladınız. Güzel. Buraya kadar zaten sıkıntı yok. Yani işte bir şeye ihtiyacınız oluyor. Canım dur sen ben hallederim diyor. Dara düşüyorsunuz. Canım ben bu işi çözerim diyor. Size vaatlerde bulunuyor. Romantik hayaller kurduruyor. Zaten bunlar birini görüyor, tak aşık oluyor. Sonra ilanı aşk etmeye başlıyor. Yani peşinizden koştu, işte duvarlarınızı indirdi, kaleleri yıktı, hayatınıza dahil oldu. Bu birkaç yatırımı yaptı. Siz kaptırdınız mı kendinizi? Geçmiş olsun. Evet, kaptırdıysanız geçmiş olsun. Çünkü asıl şovuna şimdi başlıyor oyuncu. O fragmandı ya. Asıl bölüm şimdi başlıyor ve bu arkadaşlar sizi tavlayan şahıs ne yapıyor? Sizle olan işte diyaloğu tamamladı. Çünkü ilgi istiyordu. İlgi açlığı var ya. Gerekli ilgiyi gördü. Evet, gerekli ilgiyi gördükten sonra artık sizi umursamamaya başlıyor. Çünkü rutin onu sıkıyor. Çabuk sıkılan bir tipten bahsediyoruz zaten. Ve bir de ilişki hani ilerlerse bunlar bir de sorumluluk almayı sevmeyen insanlar, başarısız olurum diye sorumluluktan kaçan insanlardır. Ve siz yüz verdiniz, alıştınız, aşık da oldunuz, her şey tam güzelken eyvah o kurduğunuz kule ne oluyor? Çöküyor arkadaşlar. Ve siz altında maalesef kalıyorsunuz. Aşık zannettiğiniz insan aşk oyununu oynuyor ve topuk kaçıyor yani. Eğer ki üzerine giderseniz sizi her yerden siliyor, engelliyor. Sonra siz ya çok seviyordu beni. Ben de onu çok seviyordum. Çok güzel bir ilişki yaşıyorduk. Ne oldu ki diye kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Birçok sorular soruyorsunuz ama aşk oyunu oynadı şahsiyet burada. Evet, sizi seviyormuş gibi davrandı. Size aşıkmış gibi davrandı ve hayatınızdan çıktı. Çünkü bu insanlar sevemiyor ve aşık olamıyor. Bu kişilik yapısı, bakın, bozuk bir kişilik yapısından bahsediyoruz. Sevemiyorlar. Yok, o derinlik yok arkadaşlar. Her şeyi yüzeysel yapabilen, yüzeysel yaşayabilen bir kişilikten bahsediyoruz. Maalesef durum böyle. Ve zaten muhtemelen ilişki içerisinde de kaşı gözü oynamaya başlamış oluyor bu şahsiyetin. Bir ilgi göstersin bu ilgi açlı olan insana. Hemen ah bana ilgi gösterdim diye oradan gidiveriyor. Yani herkese bir yeşil ışık yakıyor arkadaşlar. Hani 2 gün görüşmeyin. O bir yerde mesela hemen flörtöz tavırlar, hemen kaş göz işaretleri, hemen yeşil ışıklar yakılıyor. Sağlıklı bir kişi değil. O yüzden o hani saydığım başlıklar vardı ya biraz önce, onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hayatınızdaki insanda bunlar varsa arkada da bir gözünüz olması gerekiyor. Yani işiniz çok zor, sağlıklı bir ilişki yaşayamıyorsunuz arkadaşlar. Evet, derinliği yok. Her şeye yüzeysel bakabiliyor. Uzun ilişki kuramıyor. İlişki baktı uzuyor. Oradan ne yapıyor? Anında kaçıyor. Çünkü derinlik yok. Rutine düşüyor iş. Rutin zaten bu kişiliği sıkıyor. Sizin de beklentileriniz oluşmaya başlıyor. Bu da sorumluluk almaktan hoşlanmadığı için olay yerinden maalesef uzaklaşıyor arkadaşlar ve kalıyorsunuz tek başınıza. Evet, neticede bu insanlar arkadaşlar tek bir kadınla ya da tek bir erkekle tatmin olamayan insanlardan bahsediyoruz. O yüzden ilgi arsızı, maymun iştahlı, ayran gönüllü dediğimiz insanlar bu insanlar ilişkilerinde bakın.
Bunu iyi ayırt etmeniz gerekiyor. Sonra sorular soruyorsunuz. Ya biz çok aşıktık birbirimize, niye gitti diyorsunuz. Ben de dedim ya geçen haftaki videoda, işte bir dahaki sefere ilgi açlığı ile ilgili bir video çekeceğim. O başlı başına bir konu demiştim. O yüzden başlı başına bir konu olduğu için bugün bu konuyu paylaşıyorum sizlerle. Hayatınıza dahil ettiğiniz insanlar, etrafınızdaki insanlar, bakın, inceleyin. İlgi açlığı yaşayan, histriyonik kişilik bozukluğuna sahip insanlar mı? Bunu iyi irdeleyin arkadaşlar, sonra başınız ağrır. Gönül verirsiniz ama karşılığı, maalesef karşılığı olmaz, siz var zannedersiniz. Ve bu insanlar pat diye bırakıp gidiyorlar. Üzülmüyor mu diyorsunuz? Yok, yok. Üzülemiyor çünkü bu insanlar arkadaşlar ilişkilerini yüzeysel yaşayabiliyor. O yüzden sizin gibi üzülmüyor. Basıp gidiyor, dediğim gibi bir ışık gördü, oradan devam ediyor. Sürekli partner değiştiren insanlardan bahsediyoruz. Ve seçici olmayan insanlar. Biri onunla ilgilendi. Her şey mübah arkadaşlar. Kullanır her şeyi. Onu kazanmak için emek de verir başlarda. Cinselliğini de kullanır. Öyle bir kişilik yapısından bahsediyoruz. Sağlıklı olmayan bir kişilik yapısı. Evet, duyguları hızla değişen insanlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle konumuza bakalım. Biraz toparlamaya da çalışalım. Evet, sürekli yenilik, heyecan peşinde, sosyalleşme peşinde olan ilgi arsızları ve bu ilgi arsızlığı aslında sizinle alakalı bir durumda değil. Ne yaparsanız yapın da bir karşılığı olmayacak bir durum. Çünkü ne yaparsanız yapın, bu ilgi arsızlığı çocukluktan gelen bir sorun arkadaşlar. Hani vakti zamanında anne ve babası doğru davranış sergileyememiş. Bu çocuk işte çocukken, o zaman yani işte ilgi beklemiş, çeşitli atraksiyonlar yapmış, her şeyi abartmış ama karşılık bulamamış. O yüzden de daldan dala zıplamış, bir şeyler yapmaya çalışmış, abartmış da abartmış. Böyle bir kişilik kodlamış kendini ve bugüne geldiğinde de gelemiyor bugüne zaten. Sıkıntı orada. Orada kalıyor arkadaşlar. Öyle kodlamış kendini. İlişkilerini öyle kodlamış. O yüzden de bugüne gelemiyor. Yani nasıl düzelir? Evet, bir terapi alması gerekiyor. Birazcık yani toparlayabilmesi için. Ha, terapi almazsa nasıl düzelir? İlerleyen yaşlarda, bayağı bir ilerleyen yaşlarda, evet, toparlayabiliyor bu histriyonik kişilik bozukluğunu bu kişiler arkadaşlar. Seviye düşüyor aslında. Tam anlamıyla kaybolmuyor tabii ki ama böyle bir durum. Evet, sadece rol yapıyordu, unutmayın. İyi bir oyuncuydu. Aşk oyunu oynuyordu. Sizi inandırdı ve başka yollara doğru tekrar aktı. Ve siz üzülüyorsunuz. Lütfen bu saydığım başlıkları gözden geçirin. Bu insan kişilik bozukluğu olan bir insan mıydı? Neler vardı, neler yoktu? Onu siz tartacaksınız, ölçeceksiniz verdiğim başlıklar üzerinden. Evet, ilgi açlığı maalesef psikolojik bir problem olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de gözümüzü açık tutmamız gerekiyor. Böyle insanlar varsa, böyle bizi tava getirip bizden alacağını alıp kaçan insanlar bunlar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Canınız yansın istemiyorsanız arkadaşlar, tedbiri elden bırakmayın. İyi gözlemleyin. Her zaman diyorum, güzel gözlemleyin. İlgi sadece kendinizde olmasın. Ben bunu tavlamak için işte kendimle ilgileneyim, şöyle olayım, böyle olayım diye. Kendinize odaklanmayın. İlişkiler başlarken lütfen karşınızdaki insana odaklanın. Onu anlayın, iyi tanıyın. Bir oyuncunun oyuncağı olmayın. Tamam. Bugün de bu konuyu paylaşmış olalım böylelikle. Evet, haftaya da başka bir konu paylaşırız. Tamam. Anlaştık umarım. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.